Start TV izleyicileri, Kadın Farkı programına hoş geldiniz. Bugün programımızda 20. yüzyılın en önemli Ermeni yazarlarından Zabel Yeseyan'ı anacağız. 1878 yılında İstanbul'a dünyaya gelen Zabel Yeseyan, eğitimini Sorbonne'da tamamladı. Dönemin önemli gazete ve dergilerinde kadın meseleleri ve toplumsal konular üzerine yazılar yazdı ve edebi eserler kaleme aldı. Bugün Zabel Yeseyan'ın siyasi kişiliğini, edebi kişiliğini ve hayatını konuşacağız. İki konuğumuz olacak. İlki Zabel Yeseyan'ın kitaplarının çevirisini yapan Mehmet Fatih Uslu ve ikinci konuğumuz ise yine kitaplarının düzeltmenliğini üstlenen Sevan Değirmenciyan. Önce Fatih Uslu ile başlayacağız programa. Merhabalar Fatih Bey, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün sizinle hem edebi kişiliğini hem biraz politik kişiliği ve hayatını konuşacağız ama ben önce biz Zabel Yeseyan'ı edebi eserleriyle daha ziyade tanıyoruz. Eserlerinden başlamak istiyorum. Zabel Yeseyan hangi eserleri verdi? Bugün biz bunları hangilerini Türkçe'de okuyabiliyoruz ve yazmaya ne zaman başladı? Bununla başlayalım. Merhabalar. Zabel Yeseyan 1890'ların sonunda yazmaya başlamış bir Üsküdarlı İstanbullu yazar ve ondan sonra 1897-98'den itibaren işte ölümüne kadar 1937 ya daha doğrusu işte Stalin tarafından tutuklanıp işte bir şekilde hapsedilene kadar 1937'ye kadar diyebiliriz aralıksız yazmış bir kalem. Bunların önemli bir kısmını, işte eserlerin önemli bir kısmını İstanbul'da, bir kısmını Paris'te, sonrasında ise 1930'lardan sonra, 30'ların ortasından sonra Yerevan'da üretmiş bir yazardan bahsediyoruz. Çok üretken, yani 20'den fazla eseri var. Bunların neredeyse çok büyük bir kısmı kurmaca, yani hikayelerden, novellalardan ve romanlardan oluşuyor. Ve işte bunlar uzun yıllar unutulmuş. Yani Ermenice'de kalmış. Zabel Yeseyan da zaten hem İstanbul'da, Türkiye'de hatırlanmaz olmuş hem de Ermenistan'da. Özellikle işte 1970'lere belki 80'lere kadar büyük ölçüde unutulmuş bir kalem olmuş. Türkçe'de de keşfedilmesi yakın zamanda oldu. Yani 2006-2007'li yıllardan itibaren Zabel Yeseyan'dan konuşulmaya başlandı. İşte Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bilel'in 5 Ermeni feminist kadın yazar hakkında Aras Yayıncılık'tan çıkardıkları derleme önemli bir başlangıç oldu. İlk eseri olarak Silahların Bahçeleri'nin İngilizce Silihtari Bardezneri diye kendi Üsküdar'daki çocukluğunu anlattığı bir eseri var. 1930'ların başı 33-34'te Ermenistan'da yayınladı, Sovyet Ermenistan'da yayınladı. Ve onun İngilizceye yapılmış bir yarım tercümesi var. Hatta belki yarısından da az. O belge yayıncılık tarafından çevrildi. Sonrasında 2010'lu yılların başında 2011-2012 yanlış hatırlamıyorsam Yıkıntılar Arasında'yı Aras Yayıncılık bastı. Yıkıntılar Arasında Adana 1909'dan sonra Adana katliamlarından sonra yazdığı bir tanıklık. Bizzat Adana'yı gezerek işte kendi izlenimlerini anlatıyor. Ondan sonra ben 3 tane novellasını yine Aras Yayıncılık için çevirdim. Sırasıyla işte 2014 yılında Melih Nuri Hanım çıktı. 2016 yılında Sürgün Ruhum, Hokis Aksoryal orijinali, 2018 yılında da Son Kade, Verçin Pajak'ı diye ve bunlar aslında onun edebiyatının belki de en yüksek örnekleri, en değerli örnekleri. Onlar da benim çevirimle Aras Yayıncılık tarafından basıldı. Aynı zamanda şimdi konuşacaksınız zaten, Sevan Değirmenciyan Aras Yayıncılık için Ermenice kitaplarını da tek tek basıyor, top derliyor. Bazıları zaten tefrikada kalmıştı, yani periyodiklerde kalmıştı. Onları topluyor. Bugün de artık Ermenice'leri Aras Yayıncılık'la işte dünya üzerinde Batı Ermenicesi okuyabilen insanlara ulaşma şansını yeni yeni buluyor diyebilirim.
Novellalarını biraz açabilir misiniz içeriğinden, konusundan? Mesela bir hasta, yine siz bahsedersiniz ama Son Kadehi okuyunca ben gerçekten çok şaşırmıştım. Böyle bir eserin nasıl edebiyat tarihine girmemiş olması, hani bizim Türkçe edebiyat tarihine girmemiş olması çok beni üzmüştü. Hani biraz da novellaların içeriğinden bahsedebilir misiniz Fatih Bey? Tabii ya, Zabel Yesayan çok hani belki şunu söyleyebiliriz. Osmanlı coğrafyasında, Osmanlı Türkiye coğrafyasında birazcık zamanın önünde bir yazar. Yani işte yani edebiyatla olan ilişkisi oldukça korkusuz ve birazcık deneyici bir ilişki. Ve bunu yaparken de işte kendi belleğinin, kişisel tecrübesinin, kadınlık deneyiminin sınırlarını görmek için edebiyatı neredeyse bir sürü araç olarak kullanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Ve bu bahsettiğiniz novellalarda olan şey de aslında Zabel Yesayan'ın bir grup anlatısında, bu saydık benim çevirdiklerim de bunlara dahil, Son Kadeh bunların en önemli örneklerinden birisi, doğrudan aslında birinci tekil şahıstan anlatılan bir kadının günlüğünü, mektuplarına ya da işte tuttuğu notlar olarak okuyabileceğimiz ve kendi içsel tecrübesini, geçmiş deneyimini araştırdığı, birazcık böyle çizgisel akışı kırarak, zamansal olarak ve kurgusal olarak belirli bir, nasıl diyelim, bütünlüğe uyma kaygısı gütmeden anlattığı metinler yazıyor. Ve bunlar da bir şekilde, mesela Son Kadeh bunun önemli bir örneği olarak, işte kendi 1910'ların başında, 1915 öncesinde, ki hemen 1915'in sonrasında yazdığı bir metindir, bir kocasını aldatan bir başka ve çok iyi, düzgün bir adam olan, kocasını aldatan, iki çocuğu vardır ondan, bir genç kadının aldatma tecrübesi üzerine ve aynı zamanda 1900 Balkan Savaşı sırasında nasıl bir Türk subaya aşık olduğunu, işte paralelinde yine evliyken anlattığı bir metin. Bu metinin içinde işte aşkın aslında, aşkla beraber büyüyen işte korkutucu bir tür örtülü cinselliğin, işte kadın arzusunun niteliklerinin, Zabel Yesayan'ın bizzat öz tecrübesiyle, kendi tecrübesiyle katıştırılarak araştırıldığını, onun üzerine düşünüldüğünü görüyoruz. Bu bağlamda metin oldukça ilginç ve kendi dünyası içinde avantgard bir metin aslında. Bunların uzun yıllar unutulmuşluğu konusuna gelecek olursak, bunlar, bu metinler Ermenice metinler ve Batı Ermenice metinler ve genel olarak zaten Türkçe'ye ve dünyanın diğer dillerine de Batı Ermenice metinlerin yoğun ve yaygın bir şekilde çevrildiğini, tercüme edildiğini söylemek çok zor. Batı Ermenice de bugün işte yani Osmanlı ve Türkiye Ermenilerinin dili olarak gittikçe daha az insan tarafından konuşuluyor. Yani Doğu Ermenistan'daki Ermenice ile farklı bir Ermenice. Yani bunu Azeri Türkçesi, Anadolu Türkçesi gibi karşılık olarak düşünebilirsiniz. Dolayısıyla birazcık genel unutulmuşluğun bir parçası olarak Zabel Yesayan'dan bahsediyor. Yani Zabel Yesayan'a has bir unutulmuşluk değil bu. Ve Batı Ermenice edebiyatta Zabel Yesayan gibi aslında temel anlatı mekanı olarak Anadolu'yu ve İstanbul'u, yani bizim coğrafyamızın üzerine kurulu çok hakikaten zengin, kuvvetli, şaşırtıcı derecede güzel bir edebiyat var. Zabel Yesayan da bunların en önemlilerinden biri bu kalemlerin. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Son Kadeh'den geçmeden önce Zabel Yesayan'ın eşiyle ilişkisi nasıldı ve burada otobiyografik öğeler var mıydı Son Kadeh'te? Yani kadınlar yazınca öğeler... genelde öyle oluyor ya. Mesela Halit Ziya Aşk-ı Memnu yazınca iyi yazar ama kadınlar yazınca acaba otobiyografik öğeler var mıydı diye herkesin aklında soru işareti oluyor ne yazık ki. Yo, değil yani Zabel Yesayan pek çok başka erkek yazar için de söylenebilir bu aslında. Çok otobiyografik, yani kurmacasıyla otobiyografisini çok beraber düşünebileceğimiz bir yazar. Son Kadeh'te değil ama başka eserlerinde doğrudan kendi ailesini anlattığı romanları var. Kendi ailesini işte çok açıkça görebildiğiniz, bazen isimlerini bile saklamadığı, kendi aile tecrübesini anlattığı pek çok metinle karşılaşıyoruz. Mesela kendi ailesinin
bir yazma atölyesi var. Yazmacı esnafı babası ve kendi teyzeleri, annesi falan da orada çalışıyorlar. Zabel Yesyan'ın pek çok eseri yazma atölyelerini, işte kendi teyzelerine, babasına benzeyen insanların işte birer yazma esnafı olarak hayatta kalma macerasını anlatır. Zabel Yesyan'ın diğer tarafı, daha bir gerçekçi, sosyalist gerçekçi tarafında bunu görürüz. Dolayısıyla bundan hiç çekinmeyen bir yazar aslında yani. Zabel Yesyan'ı çok iyi bilmiyorum. Yani mesela bir Türk subaya aşkı var mıydı Zabel Yesyan'ın? Bunu benim okuyabildiğim kadarıyla mektuplarında ya da başka şeylerde buna dair bir iz görmedim ama 1915'ten sonra hemen yazmış olması bunu çok enteresan. Çünkü işte artık bir daha dönemeyeceği şekilde memleketini kaybetmiş durumda ve burada Osmanlı, yeni bir Osmanlı yurdu, Osmanlı memleketine dair hayalleri tamamen artık parçalanmış durumdayken neredeyse bir itiraf anlatısıyla karşılaşıyoruz ve bir böyle bir kusma, sanki bir kefaret arayışıyla karşılaşıyoruz bu romanda bir tarafıyla. Bunun otobiyografi, bunun kendi hikayesine değen bir tarafı olabilir gibime geliyor benim için ama tabii ki saf spekülasyon. Yani doğrudan şey değil ama baktığımızda yani Dikran Yeseyan'la, yani kendisi ressam kocasıyla olan ilişkisi hakkında bir sürü şey vardır. Dedikodular, işte ne bileyim Zabel Yeseyan'ın çapkın bir kadın olduğu söylenir. Mektuplarına baktığınızda bunu rivayet, bunu buna dair bazı küçük noktalar da görüyorsunuz. Ama tabii ki şey yani... Bu oldukça ikincil. Aslında Son Kadeh'te edebi olarak yaptığı şey kendi otobiyografisinden bağımsız olarak iyi edebiyat. Hakikaten değerli, kaliteli bir edebiyat. Bu tarafından bakmak daha kolay en azından. Öyle söyleyebilirim. Peki gerçekten dönemin önünde olan bir yazar diyoruz. Peki gerek Batı edebiyatı olabilir, Ermeni edebiyatı olabilir veya Türkiye'de hani belli bir döneme kadar Türkiye'de yaşıyor. Etkilendiğini düşündüğünüz yazar var mı? Çünkü bu dönem mesela Son Kadeh üzerine konuşuyoruz. Bu dönemde işte bir Bavarizm rüzgarı var edebiyatta. Onu etkilediğini düşündüğünüz yazarlar var mı mesela? Yani çok Fransız edebiyatının etkisi de tabii. Bu hakkında çok da yazılmış bir şey. Yani Ermenicesinin Halit Ziya için falan da söylenir. Bu Fransızca sentakstan etkilendiği işte gibi şeyler söylüyor. Çok hakikaten Fransız edebiyatını hem iyi biliyor. Zaten Ermenistan'a gittiğinde Fransızca edebiyat hocası olacak. Fransız edebiyatı hocası olacak. Ve kendi de uzun yıllar belki İstanbul'dan belki daha çok neredeyse özellikle yetişkinliğinde Paris'te yaşıyor ve çok yoğun bir şekilde Fransız gerçekçiliğinin ve romantizmin etkisinde. Kendisi için şey söylenir kaynaklarda, yani ilk gerçekçi Ermeni kadın yazar. Aslında bu doğru bir tanımlama değil bana kalırsa. Çok yoğun bir romantizm etkisi var Zabel Yeseyan'da, bunu söylemeli. Üslubu çok romantik. Ve mesela işte Ermeni modern romantik şiirinin belki de en değerli ve kurucu ismi Bedros Turyan'a çok hayran ve çok üslupçu bir yazar. Yani tıpkı yani bazı gerçekçiler de böyledir gerçi, Flaubert gibi. Sürekli bir içe bakarken, doğaya bakarken çok yoğun bir romantik eda seziyoruz. Bir tarafıyla ise çok modernist aslında. Yani modernistlerde daha büyük kaygı böyle hani geçmişe, belleğe, o belleğin karmaşasına, bilincin derinine bakma şeyi, çabası çok daha öne geçer gerçekçilere göre. Bunu da taşıyan bir yazar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 1910'larda, 20'lerde yazan bir yazar olarak da aslında muhtemelen işte Avrupa'daki o artık gerçekçiliğin demode olduğu ve modernist edanın nasıl diyelim öne çıktığı yerden Yeseyan da etkileniyordu. 1900'lerin başında zaten Paris'teki tecrübesinde daha çok genç bir kadınken René Gilles diye çok meşhur bir Fransız avantgard şair var. Onunla beraber dergi çıkarma tecrübesi olduğunu, onunla yakın ahbap olduklarını, uzun uzun da mektuplaşırlar. Bugün bu mektuplar da var elimizde. Görüyoruz ve dolayısıyla aslında çok şey bir yazar. Nasıl diyelim? Eklektik bir yazar bu bağlamıyla. Ne olursa olsun daha 19. yüzyıl ortalarından gelen bir romantizm var. Elbette gerçekçi yazarların 1880'ler, 1890'ların gerçekçi yazarların onların hakikati arama
arama ve aktarma teşebbüsünün önemli olduğunu düşünen bir perspektifi, bir bakışı var. Ama bir yanıyla da modernist bir yazardan bahsediyoruz. Daha da ilginci, 1930'lardan sonra bir sosyalist gerçekçi yazara dönüşecek. Bunların hepsinin ötesinde bir başka Zabel Yeseyen ortaya çıkacak. Bu da işin bir diğer kısmı. Ama Zabel Yeseyen için şudur, gerçekçidir, romantiktir, modernisttir demek tek başına çok anlamlı değil, daraltıcı olacaktır. Zabel Yeseyen'in çeşitli edebi salonlarda bulunduğunu biliyoruz. Dönemin edebiyatçılarıyla etkileşimde bulunuyor muydu kendisi? Bunun tabii dışında yani. Zabel Yeseyen özellikle Ermenice edebiyat çevreleri içinde çok aktif birisi. Yani daha çok genç yaşlardayken çok atak bir kadın. Yani hakikaten her yere giren çıkan, bazılarının bu kadar hareketli, yani müteşebbis ruhlu olmasından, özellikle erkek bazı yazarların kalemlerinin rahatsız olduğu, çok cesur, cüretkar ve hani tırnak içinde kadınlığına bakmadan bu salonları, çevreleri, sosyeteleri hallaç pamuğu gibi atan birinden bahsediyoruz. Bu bağlamda 1890'ların son şeyinden beri işte özellikle o kadın yazarların salonlarında, da kendisinden önceki kuşan kadın yazarların salonlarında görülmeye başladığını, daha sonrasında Paris'te çok etkili olduğunu bu bağlamda, daha ilk romanında Ispasman Sırahin Meç, Bekleme Odası'nda 1902-1903, orada bile Paris'te bir edebiyat, entelektüel daha doğrusu, salonu anlatır mesela. Kahramanları orada bir Paris salonunun, entelektüel salonun içindedir falan. Bunları çok anlatacak. Mesela Sürgün Ruhum'da yine benzer bir Ermeni sanatçı çevresinin işte analizini yaptığı bir salon göreceğiz. 1905'te yazdığı Sahte Dehalar, Gerd Sancaner'de hem İstanbul'da hem Paris'te Ermenilerin yine entelektüel toplanma alanlarını görüyoruz. Buralarda çok aktif birisi, çok gösteren birisi kendini. Ve bu çok şey halinde bunlarla, yani hem politik hem edebi bağlamda etkileşim, münakaşa, çatışma ve müzakere içinde olan bir kalemden bahsediyoruz. Hiç geri çekilen ve kendi içine bakan, sessiz sakin bir kadın değil bu bağlamda. Peki şunu sormak istiyorum bu bağlamda. Zabel Yeseyen İstanbul'a doğuyor. Paris'e ne, hangi yıl gidiyor ve hangi sebeple? Paris'e çok genç gidiyor ve bu hayat öyküsünde hep değer söylenen bir şeydir. 1895 yılında gidiyor. 17 yaşında da. 1878 doğumlu ve üniversite okumaya gidiyor. Yani hep biyografilerinde söylenir. İlk üniversite okuyan Ermeni kadını, hatta belki ilk üniversite okuyan Osmanlı kadını. Burada hatalar olabilir ama Türklerde olmadığını, Müslümanlarda olmadığını biliyoruz mesela öncesinde. Üniversite okumaya gidiyor. İşte Paris'te felsefe ve edebiyat derslerini takip ediyor. Bir yandan da orada ekmek parası kazanmak için Lusignan'ın meşhur bir Fransızca-Ermenice sözlüğü var. Onu da Lusignan'ın, Guido Lusignan'ın şeyini yapıyor, asistanlığını yapıyor, yardımcılığını yapıyor. Ve uzun yıllar oradan sonra Paris'te kalıyor. Yani 1902'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam Paris'te kalıyor. 1902 ile 1908 arasında İstanbul'a gidip gelecek, bir dönecek, sonra olmayacak, kocasıyla beraber geri dönecekler 1904-1905'te. 1908'e kadar yine Paris'te kalacak. Paris onun için bir ev oluyor aslında. 1915'ten sonra da işte Bakü'ye gidiyor, Erivan'a gidiyor, başka yerlerde işte Ermeni yetimler için çalışmalar var ama 1921'den sonra yine Paris'e dönüyor ve 1933'e kadar 12 sene tamamen, yani küçük aralıklar hariç, Paris'te yaşıyor. 1933'ten sonra ise Erivan'a, Ermenistan'a taşınıyor. Orada ise entelektüel hayat sadece 4 sene sürecek. 4 sene sonra tutuklanacak. Tutuklandıktan sonra İşte Bakü ve Tiflis'te hapishanelerde kalacak. 1942 ya da 43 yılında, tam bilmiyoruz ve nasıl olduğunu da bilmiyoruz, Sibirya'da toplama kamplarına gitmeden önce hayatını kaybedecek. Dolayısıyla aslında iki temel şehir var onun için, Paris ve İstanbul. Bunun yanında bir büyük bir şey olarak da, parantez olarak da Paris'i, Erivan'ı söyleyebiliriz. 1908'de uzun dönem kalmak için geliyor İstanbul'a diyoruz. O sırada ikinci meşrutiyet ilan ediliyor, Cumhur Türk Devrimi. Onlarla arası nasıl, İttihat Terakki'ye nasıl yaklaşıyor? Zabel Yeseyen hiçbir zaman yani doğrudan bir tarafa kendi böyle zihnini
emanet etmiş bir entelektüel değil. Yani çok esnek ve her zaman aslında kendi çözümünü arayan birisi. Yani hiçbir zaman tam olarak mesela Taşnakçı bir ara üye oluyor ama tam olarak bir Taşnakçı değil, bir Ermeni sosyalisti değil. Hatta feminist olduğunu bile kabul etmiyor ama 1908'den sonra döndükten sonra aslında zihninde olan şeyin bir yeni bir Osmanlı yurdu hayali olduğu kanaatindeyim ben. Ve bu Osmanlı yurdu, mesela Krikor Zohrab'ın falan da konuşmalarında vardır, daha böyle eşit yurttaşlık üzerine kurulu, insanların kendi etnik, dini kimliklerini özgürce yaşayabildikleri ama bir şekilde de beraber yaşayabildikleri bir yurt hayali. Buna paralel düşünceleri olan İttihatçılar içindeki Müslüman Türk entelektüeller de var elbette. Bunlar 1912-13 sonrasında büyük ölçüde tasfiye edilecekler İttihat içinde. Zabel Yesseyan'ın bu pozisyonu da Ermeni çevrelerde de bir süre sonra artık nasıl diyelim bulunacak, fazla hayalci bulunarak zaten bir tür icra şansı bulamayacak. Ama temel olarak vurgusunun bu olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ilk başlarda İttihatçı çevrelerle ilişkisinin pozitif olduğunu, olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Mesela işte Ahmet Rıza'yla ta Paris'ten İttihat Terakki'nin ilk döneminin en önemli ismi. Ahmet Rıza'yla Paris'te tanıştıklarını, hatta ailece görüştüklerini biliyoruz. Mesela ben mektuplarında gördüğüm, çok farklı yerlerde de anlattığım bir anekdottur. Ahmet Rıza'nın eşiyle beraber bir mevlüte gidiyorlar. Mektuplarında yazıyor 1908'den sonra İstanbul'a döndüklerinde ve kızı Sophie, iki çocuğu var. Kızı Sophie bir şey takıyor, işte tülbent takıyor başına mevlüte girmeden. Mektupta diyor ki ya tıpkı işte Ahmet Rıza'nın ona hep söylediği gibi bir makbule olmuştu diyor. Dolayısıyla aslında şey var, yani evet, aralarında bir diyaloğun, ilişkin olduğunu biliyoruz. Ama çok kısa sürecek bu, 1912-13'ten sonra nasıl yani iddiatçılar ve Taşnak mensupları çok yakın dostken düşman olacaksa bu aralıkta kolayca kapanacak. Ya bu arada Ahmet Rıza dedik, onun kız kardeşi Selma Rıza aynı zamanda ilk basın emekçilerimizde. Yanılmıyorsam Zabel Yesseyan Sorbonne'da okurken o da Sorbonne'da okuyor. Hatta ilk Türk Sorbonne'da okuyan ilk Türk kız diye tarihte geçiyor. Belki oradan da biraz Ahmet Rıza'la bağı olduğunu düşündüm siz anlatınca. Diğer bir sorun, peki bu Adana olayları, bu Osmanlı'daki eşit yurttaşlık olabileceği idealini kırıyor mu? Adana olaylarından sonraki Zabel Yesseyan'da özellikle kaleminde bir değişim gözlemlediniz mi? Çok büyük etkisi oluyor elbette. Çünkü aslında şu var, yani 2. Abdülhamit bu yeni nesil entelektüeller, Jön Türkler ve Jön Ermeniler için bir ortak öteki o tarihe kadar. Yani sanki 2. Abdülhamit tasfiye edildiğinde her şey çok güzel olacakmış dair bir fikir, bir hissiyat var ve o ne kadar kolaycı olsa da yaygın bir hissiyat bu. Adana katliamı ise 2. Abdülhamit tasfiye edildikten sonra oluyor ve binlerce Ermeni, yani bir etnik çatışma var ve bunun şeyi olarak, kurbanı olarak binlerce Ermeni öldürülüyor, binlerce Ermeni hayatını kaybediyor ve yıkıntılar arasında bu bağlamda çok ürkütücü bir tanıklıktır. Okuyanlar hatırlayacak, zordur okuması. Çok yoğun bir şey anlatısı, yani nasıl diyelim, zulüm ve işte ıstırap, yani Zabel Yesseyan'ın kendi bedenine, kendi ruhuna da böyle çarpan bir ıstırap anlatısı ve elbette şey, yani çok büyük bu, yani bu ham hayali çok ciddi zedeleyen bir tecrübe oluyor. Ama yıkıntılar arasında baktığınızda 1911'de yayınlıyor, yani olaylardan 2 sene sonra yayınlıyor kitabı. Hem ön sözüne baktığınızda her şeye rağmen şeyi görüyoruz, yani orada bir tür işte yıkıntılar arasında da anlattığı vahşetin hani neredeyse böyle bir trajik tahayyülle, Mark Nişanyan onu bir Ermeni Antigone'sine benzetiyor bu bağlamda. Bir trajik tahayyülle, biz işte kurban verdik, kan akıtıldı. Bu kanın üzerine yeni bir memleket kurmak, hani bunu bir tür meşrulaştırmak demeyelim de bir tür anlama bürümek için.
böyle bir arayış içinde olduğunu görüyoruz. Zaten yıkıklar arasının içinde de mesela şunları görüyoruz sürekli. Yani çok fakir Türk köylerini görüyor, Müslüman köyleri görüyor. Çok fakir durumdalar. Çok, ve sürekli acıyor onlara. Sürekli bir şefkat duygusu var. Ve burada bir şey yok. Yani apaçık bir şekilde bir etnik kin yok Zabelya Seyhan'da. Hani bunu bir Türklük, Ermenilik bağlamını alıp bir kötü Türkler ve mağdur Ermeniler, kurban Ermeni inatla bunu yapmamaya çalışıyor ki bunu yapmak için pek çok şeye, nasıl diyelim, zemine sahip aslında, kuvvetli bizi, ama bunu yapmamaya direnen birinden bahsediyorum. 1915'ten sonra da bu tavrı devam ediyor mu? Araya girdim ama. 1915'ten sonra o kadar kuvvetli devam edemeyecek tabii ki. Ve yani çok daha açık ve sert olacak. Yani bir tür böyle zihnindeki katil mağdur ikiliği çok daha keskin bir şekilde yerini bulacak aslında. Ama ne olursa olsun Zabalya Seyhan yine tuhaf bir yazar ve hani pek çok Ermeni'yi de rahatsız edici şekilde 1922'de yazdığı bir romanı var. Geri Çekilen Güçler, Nahanjok Ujer diye. Buradaki romandan başlayarak aslında Ermeniler içinde işte burjuvalarla emekçiler, işçiler arasında bir çatışma olduğunu ve aslında burjuvaların milliyetçiliği kullandığını, milliyetçiliğin Ermeniler için bir tür tuzak olduğunu savunan eserler yazacak. Mesela işte bu dediğim roman 1915 öncesinde Tiflis'i anlatıyor ve Tiflis'in içinde Ermeni birlikleri toplanıyor ve bu Ermeni birlikleri Anadolu'ya doğru yola çıkacaklar. Buradaki milliyetçiliğin çok yoğun eleştirildiği bir metin okuyoruz ve buna katılmıyor aslında. Ve çok skandal oluyor bu roman yani Ermeniler arasında. Yani sanki böyle Ermeni milliyetçiliğini suçlayan bir eda seziliyor romanda. Hatta kendisine çok yakın dostu olan çok önemli Ermeni edebiyatçısı ve eleştirmeni Hagop Oşagan kalemini sattı diyor Zabalya Seyhan'a. Ya bize çok ağır bir iddia elbette, ama bundan sonraki hayatında siyasete bakışı aslında bu damardan olacak ve milliyetçiliğin karşısına sosyalist ütopya, sosyalist bir işte şey, yeni tarih yazımı koymak için çabaladığını göreceğiz. Mesela son romanı ölmeden önce basılamayacak maalesef. Barba Haçik 1937 yılında yazdığı böyle 1000 sayfalık kocaman bir sosyalist gerçekçi roman. Yine kendi ailesi üzerine kurulu bir roman. Orada kendi Haçik amcasını işte 1915 öncesinde işçileri birleştirmeye çalışan bir nasıl diyelim işçi önderi olarak göreceğiz. Öyle ki 1915 sanki bütün yıkımın sorumlusu milliyetçilikler ve bu milliyetçiliklerin örttüğü temel dinamik işçilerin etnisiteyi ve dini aşan mücadelesi gibi görünecek. Yani böyle bir damarla işte Ermenistan'ın, Sovyet Ermenistan'ın parçası olmak isteyecek. Birazcık da orada bulmaya çalıştığı yeni vatanın tabii ki tezahürlerinden bunlar. Ama ve lakin 1937'de bu yeni vatanda tutuklanacak ve çok daha kötü bir sonla hayata veda edecek. Peki, çok teşekkürler. Ben sizden ayrılmadan bir şey daha sormak istiyorum. Kısa bir şekilde yanıtlarsanız çok sevinirim. Zabalya Seyhan'ın kadın hareketi açısından yeri neydi? Zabalya Seyhan yani işte hiçbir zaman, yani kendisi de söylüyor birkaç yerde, ben feminist değilim diyor aslında, ama aslında işte kim diyordu onun hakkında, yani feministim demedi ama feminizmin en alasını icra etti diye. Bence de öyle. Yani Zabalya Seyhan isimlere işte katı ve böyle heroik, epik tanımlamalara yüz vermeyen, onun yerine yazmayı, çalışmayı tercih eden, işte bugün de mesela feminizmin içinde hani birçok şey görüyoruz. Biz çok hani dışa, ben tabii ki şeyle, yani bunu tırnak içinde söylüyorum, kolay donma çabaları, kolay böyle kahramanlaştırma, epikleştirme ve bunun bir tip etiketleşmesi şeyi, buna kendi hayatı içinde sürekli karşı duran birisi. Bu bağlamda aslında dönemin hani böyle kendi açık, işte dönemin başka Ermeni kadın entelektüelleri var. Kendisinden önce ve kendisinin kuşağında mesela Haygan Uşmark gibi, hatta kendisinden birazcık daha zor. Onlara kıyasla feminizm çabasını doğrudan kucaklamış görünmese de
sahadaki icrasıyla işte edebi alandaki erkek iktidarına tek başına kafa tutmasıyla yazısındaki, ürettiği edebiyatındaki o kadın öznelliğine hiç belki o zamana kadar bu coğrafyada görülmedik ölçüde cesur batmasıyla, onunla evet. mücadele etmesiyle, bunun içinde cinsellik, aldatmayı kolayca tartışabilmesiyle aslında çok şey kuvvetli bir feminist kalem. 1908-1909'dan sonra, 1909'da hatta işte bir tür gayrimüslim ve Müslim Ermeni kadınları bir araya getirme çabası olacak. Onların içinde de olduğunu görüyoruz hatta Zebalyesan'ın. Bu yanında hep sahada olan birisi. Tabii ki bunlar gerçekleşmeyecek. Ama yani kuvvetle sahada kadın hareketine destek vermiş, yazarak destek vermiş birisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkürler Fatih Bey. Zebalyesan'ı anma programımızda bu ayrıntılı bilgileri verdiğiniz için, programımıza katıldığınız için aynı şekilde. Rica ederim. İyi görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. İyi günler. Evet, ilk konuğumuz Mehmet Fatih Uslu ile beraber romanlarını, hayatını konuştuk. Ve şimdi ikinci konuğumuz Zebalyesan'ın eserlerinin düzeltmeni Sevan Değirmenciyan. Merhabalar Sevan Bey. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Sizlere sormalı. Sağ olun. Biz biraz Fatih Bey'le konuştuk eserlerini ama ben biraz daha geniş olarak size şunu sormak istiyorum. Zebalyesan'ın Ermeni edebiyatındaki yeri nedir? Zebalyesan'ın Ermeni edebiyatındaki yeri çok önemli. Kendi yaşadığı dönemden başlayarak, hani edebi hayatına 19. yüzyılın sonlarında başlamış bir yazar Zebalyesan. Ve tüm edebi hareketlerde var olan kendi yazın ve üretimiyle her daim dikkatleri üzerine çeken bir kişi olarak yaşamış. Çünkü birçok kişinin aksine Zebalyesan yazarak hayatını kazanan bir yazardı. Hani yani hobi olarak veya hani yazayım, yani bu çalışmayı yapayım, aynı zamanda paralel olarak da yazar olarak bulunayım derdinde olan biri değil, hep yazmış bir kişi olarak karşımıza çıkıyordu. Ve bu hani edebiyat meydanında her zaman kalemi kuşanıp tüm alanlarda, hani sadece romanda değil, aynı zamanda diğer nesirlerde, nesrin diğer tezahürlerinde, hatta bazen şiirde bile kendisini gördüğümüz bir yazar olarak yer aldı. Ve kendi fikirleriyle de aynı zamanda her zaman tartışmaların odağında oldu. Hani edebiyat alanındaki eserleri, diyelim hicivleri, bir romanı var hatta, daha sonra değiniriz belki. Hani hep dikkatleri üzerine çeken, hep tartışılan fikirler, edebi eserler üretmiş bir yazar olarak kendisini görüyoruz. Evet, peki Yesayan'da bir kadın dili olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da kadınlık hallerine dair yoğun bir anlatım tarzı, uslubu kullanmış mı sizce? Tabii ki. Zaten o açıdan çok daha önemli, çünkü erkeklerin fark edemediği, erkek yazarların göremediği, çünkü hani kendi döneminde de kadın yazarlar vardı evet, fakat bir erkek gibi varlardı, bir erkek gibi yazıyorlardı. Fakat Zebalyesan o kadınlık hallerini edebiyata çok güçlü bir şekilde temsil eden bir yazar aslında. Gerçi iki yerde bunu söylemek lazım. İki yerde mahlas kullanmış kendi eserlerinden. Bunlardan ve muhakkak çekiniyordu, sansürden çekiniyordu. Bunlardan biri Hlunere ve Impostnere, hani itaatkarlar ve isyankarlar adı altında yarım kalmış ve Mısır'da olduğu dönemde yayınlanmış veya Mısır'da yayınlanmış, kendisinin nerede olduğu meçhul. Hangi yıllarda bu? 20. yüzyılın başı, 1905.
yayınladı ve bunun da ilk yayınını biz Aras Yayıncılık olarak gerçekleştirdik. O romanı kendisi Şahan bir erkek adıyla yayınlıyor. Bir de 1915'ten İstanbul'dan çıktıktan hemen sonra Bulgaristan'da yayınlanan Hayastan gazetesi var. Orada ilk anılarını yazmaya başlıyor. Tutuklamalar 24 Nisan'da olan tutuklamalar, yazarların hali, Türkiye'deki aydınların durumunu anlatan ilk tanıklıklarını kaleme aldığında yine Biken adında bir mahlasla, erkek adıyla yazıyor. Tüm bunlara rağmen kendisinin yarattığı edebiyat bir kadın edebiyatıdır diyebiliriz tabii ki. Zabel Yesen aynı zamanda sürgünlük halinde yaşamış bir yazar. İstanbul'dan belli sebeplerle gitmiş, tekrar dönmüş. İstanbul bir, onun hikayelerinde İstanbul'u nasıl ele alıyor ve bir nostalji özlemi gözlemleyebildiniz mi? Tabii, kesinlikle. Özellikle Zabel Yesen 19. yüzyılın sonlarından itibaren yurt dışıyla çok haşinleşir. Paris'e gidiyor okumak için. Daha sonra İstanbul'a dönüyor ve İstanbul'a döndüğü zaman yazdığı eserler var. Üsküdar Gün Batımları mesela en önemli eserlerinden biri. Mesela onu ele aldığımızda aslında bir oryantalist bir bakış açısıyla İstanbul'u anlattığını görebiliriz. Maalesef bu eserler henüz Türkçe'ye kazandırılmış değil. O yüzden hani uzun uzadıya burada da konuşmak istemiyorum. Belki bir gün onları da okuduğumuzda aslında ne kadar farklı bir bakış açısıyla ele aldığını görürüz. Fakat diğer taraftan son İstanbul'u bıraktığı tarih 1915'ten sonra tabii Sovyet Paris'e ve daha sonra Sovyet Ermenistan'ına gidiyor. Sovyet Ermenistan'ında yazdığı kendisinin en önemli eseri olarak hatta nitelendirilen Silihdar'ın Bahçeleri eseri var ki kendi çocukluğunu anlatıyor. Kendi İstanbul'da bulunduğu zamanı anlatıyor. Bir ütopyaymışçasına kendi çocukluğuna ve İstanbul'a dönüyor. Ve aynı zamanda az önce sanırım bahsolundu Barbakaçık romanı ki çok kapsamlı yaklaşık 1000 sayfalık bir roman. O romanda evet işçi hareketlerini anlatıyor İstanbul'da olan ama o kadar ayrıntılı İstanbul'u anlatır ki hani sokak 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 isimlerini vererek kendi oturdukları, kalktıkları, bira içtikleri, boğazı seyrettikleri o mekanları anlatarak hani dersiniz ki ne kadar büyük bir özlem duyuyor İstanbul'a karşı. Bunu bu romanlarında, bu eserlerinde görmek mümkün. Aslında biraz da bir İstanbul yazarı diye tabir edebiliriz Yesen için. Peki Aras Yayıncılık bünyesinde yayınlanmasını planladığınız metinler var mı daha? Şimdi şöyle, Zabel Yesayan da diğer birçok yazar gibi adı olan fakat eserleri yayınlanmayan yazarlarımızdan biri. Mesela az önce de bahsettim bu İsyankarlar ve İtaatkarlar romanı veya şu anda gösterdiğiniz Yalancı Dahiler romanı. Ki 100 yıl sonra ikinci defa yayınlandı. Ve bunun gibi birçok eseri henüz yayınlanmış değil. Şöyle ki hani basında basını taradığınızda birçok eserine rastlamak mümkün. Fakat bunlar kitap olarak maalesef henüz elimizde değil. Ya da hani çok konuşulan Silahlar Bahçeleri bir kere yayınlanmış. Bir veya iki kere. Fakat İstanbul'da henüz yayınlanmış değil. Bırakın Türkçe olarak yayınlanmasını, Ermenice olarak dahi maalesef yok. Dolayısıyla evet Aras Yayıncılık olarak tüm bu eserleri yeniden İstanbul okuyucusuna, Türkiye'li okuyucuya kazandırmak için, kazandırmak yönünde çalışmalarımız var.
Tabii birçok proje olduğu için bazen yavaşlıyor. Fakat amaçlarımız arasında, öngördüğümüz yayınlar arasında Zabel Yesra'nın bu eserlerini yeniden Türkiye'li okuyucuyla buluşturmak amaçlarımız dahilindedir. Peki okurun ilgisi nasıl Yesra'ya karşı? Çok büyük bir ilgi var tabii. Özellikle Türkiye'de hem Ermenice yayınlanan eserlerine karşı ve özellikle Türkçe olarak yayınlanan eserlerine karşı. Bu ilgi hem bir kadın yazar olmasından kaynaklanıyor, bir kadın edebiyatçı olmasından kaynaklanıyor ve ikincisi bir tanıklık edebiyatı olarak baktığınızda, hani kendi dönemini anlatan, kendi döneminin İstanbul'unu anlatan bir yazar olmasından kaynaklanıyor. Mesela az önce bahsi geçti, 1915'in ilk tanıklığını biz tekrar Zabel Yesayan'a borçluyuz. Tiflis'te bulunduğu, Bakü'de bulunduğu dönemde 1917'de Diyarbakırlı Hayk Toroyan'ın 1915'te yaşadıklarını kaleme alıyor ve böylece soykırım tanıklığının da aslında ilk kaleme alan, bunun temellerini atan kişi Zabel Yesayan. Ve mesela bu eser 100 yıl sonra ilk kez yayınlandı, yeni yeni yayınlandı, 105 yıl sonra. Türkiye'de henüz yayınlanmış değil, bir gün belki bunu da yayınlarız. Bu bağlamda Zabel Yesayan henüz keşfedilmeyi bekleyen bir yazar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü edebiyatçı olarak üretimi çok fazla olan bir yazar aslında kendisi. Peki Ermenistan'da nasıl Zabel Yesayan'a karşı okurların tavrı? Bu konuda bilginiz var mı? Şöyle, Ermenistan'da bir ilgi var tabii. Fakat Ermenistan biraz daha farklı bir coğrafya. Çünkü yaşayan bir edebiyat var. Hani güncel ve çağdaş bir edebiyat var bizim tanımadığımız. Türkiye'li yazarın biz, çünkü hep 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı edebiyatçılarını Ermenice olarak sunuyoruz veya Türkçe olarak. Fakat bugün orada çağdaş bir hayat, çok çağdaş ve coşkun bir hayat olduğu için Zabel Yesayan daha çok klasik edebiyata ait bir yazar. Fakat buna rağmen ona karşı bir ilgi olduğunu ve az önce bahsettiğim tanıklıkların veya bu kendi eserlerinin orada yeniden yayınlandığını da söyleyebilirim. Peki Zabel Yesayan iyi bir yazar, hatta toplumun dönemin önünde giden bir yazar, dönemin önünden giden bir yazar. Peki gerek Osmanlı topraklarında olabilir, gerek Ermeni edebiyatında olabilir. Işık tuttuğunu düşündüğünüz yazarlar var mı? Zabel Yesayan'ın bence tabii ki var. Kendi mücadelesiyle özellikle kendi döneminin yazarlarına büyük etkisi olmuş bir kişi ve büyük takdirini toplamış bir kişi. Şimdi hani çok vaktimiz olmadı, şey yapamadık. Fakat mesela ilk Ermeni edebiyatçılarını hiç neden eserini, kendi Yalancı dahiler mesela, bunun kendi döneminin üzerinde büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Ve eminim kadın edebiyatçılar kendi döneminde özellikle Zabel Yesayan'ı bir örnek olarak aldıklarını da biliyoruz. Evet, biz de bu bağlamda Aras Yayıncılık ve hem açtı, ondan da biraz bahsederseniz kısa olarak, Yesayan Salonu açtı Aras Yayıncılık. Hem de kitapların çevirmesiyle bundan sonraki nesiller için de bence ışık tutacak bir yazar olmaya doğru gidiyor Yesayan diye düşünüyorum. Kesinlikle, evet, sizin de dediğiniz gibi Aras Yayıncılığın ana salonu Zabel Yesayan adınadır. Evet. Fakat bunu söylemem lazım ki Aras Yayıncılığın diğer küçük odaları ve salonları diğer kadın yazarlarımızın adıyla anılmaktadır. Diyelim Haydanuş Mark veya Elbis Keseratsyan adıyla da salonlarımız ve odalarımız var. Çalışma alanlarımız var. Çünkü kadın edebiyatçılarımız gerçekten, hani sadece Zabel Yesayan değil, diğer kadın yazarlarımız da çok arka planda kalmış maalesef.
Fakat Zabel Yesayan şahsında biz bugün onları yeniden ve farklı bir gözle okuma gerektiğini aslında anlıyoruz. Biz de kadın farkında ilerleyen bölümlerimizde onlardan tek tek bahsedeceğiz. Gerek gölgede kalmış kadınlarımızdan, gerek artık yüzüne çıkmış kadınlarımızdan, Ermeni yazarlardan. Çok teşekkür ediyoruz Sevan Bey bu güzel programa katıldığınız için, bu güzel bilgileri verdiğiniz için bizlere. Ben çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, ağzınıza sağlık. Evet, bugün programımızda Ermeni yazar, edebiyatçı Zabel Yesayan'ın siyasi kişiliğini, toplumsal hayattaki entelektüel tavırlarını ve özel hayatını editörü Sevan Değirmenciyan ve çevirmeni Mehmet Fatih Uslu ile beraber konuştuk. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyorum.